Efendim, selamun aleyküm. Bugün 6 Kasım 2024 günlerden çarşamba, yorumlu yorum günündeyiz. Efendim, bugün öğleden önce sabah saatlerinde Düzce Spor Yönetim Kurulu'nun daveti üzerine Pekintaş, Ali Fuon Pekintaş'a gittik. Özhan Bey, oranın Olcay, Özhan Olcay Bey, yönetim kurulu başkanı, Düzce Spor'un forma sponsoru olduğunu efendim bir protokol dahilinde burada bir çalışmaya şahit olduk. Burada bir sözleşmeye dahil olduk. Özhan Bey biliyorsunuz annesi üzerine bu eski Turgut Özal'ın olduğu alanda, yıkılan alanda Esin Olcay Anadolu Lisesi ve spor salonunu yapıyor ve standartlarında çok üzerinde bir inşaat devam ediyor. Çok da hızlı devam ediyor. Bu anlamda gerek eğitime gerek spora katkı sağlayan Pekintaş'ta olarak önceden bildiğimiz, şu anda Türkiye'de stratejik bir ürün üreten, yani çok ciddi de ülkenin ekonomisine katkı sağlayan, dünya standartlarında ürün üreten imalatçı Özhan Bey'e Düzce Spor Camiası adına ben teşekkür ediyorum. Ben sporla pek ilgilenmem ama ve lakin Düzce Spor bu yönetimle, Mehmet Saygun ve ekibiyle, Sayın Faruk Özlü'nün de deyimiyle 43 milyonluk bir yükün altına girip bu yükün altından da kalktılar. Tebrik edilmek lazım, tebrik etmek lazım, destek olmak lazım. Birilerine fatura kesmeden, birilerine efendim fazla üzmeden, incitmeden, ürkütmeden, korkutmadan, denge kurmadan hakikaten insanlar gönüllerini koymuşlar ve Mehmet Saygun Bey ve ekibi Düzce Spor'u kısa zaman içinde hedefinde daha iyi bir yerlere taşımak için efendim bir mücadele içindeler. İnanmışlar, amaç değil yani. Amaç insanı vardır, bir inanç insanı vardır. Bu ekip inanmış, inanç insanlarına da böyle iş dünyasından da Düzce'mizde biliyorsunuz. Pekintaş ve Ali Fuon büyük bir firma. Büyük bir Türkiye'de ilk 500'e giren firmaların içinde ve sosyal sorumluluk projesi dahilinde bu desteği vermiş. Düzce Spor Camiası adına çok teşekkür ediyoruz ve bunun gibi işletmelerin Düzce Spor'a veya diğer Düzce'deki sosyal projelere destek vermesini bekliyoruz. Bu çok önemli. Bu çok önemli. Şimdi bir arkadaşımız bir soba aldı. Düzce'de soba satan bir yerden soba aldı. Sobanın değeri 12 bin lira, 12 bin 500 lira civarında. Kredi kartı çekeceğiz işte. Tamam, 500 lira fark var, ona da kabul ettik. Kredi kartını çektiler. Bir baktılar, ekmek faturası. Ekmek diye çekmiş kredi kartını. Ya bu millet vergi vermiyor ya. Şimdi gidiyorsunuz bir yerden bir şey alacaksınız. Kredi kartı olduğu zaman fiyat değişiyor. Veya kartla çektiğiniz zaman fiyat değişiyor. Yani nakit de çekseniz maaş kartıyla. Niye? Çünkü resmiyete giriyor. Örneğin bir lokantada yemek yiyorsunuz. Yemek 600 lira. Nakit öderseniz eyvallah. Kredi kartı olduğu zaman ya bir kısmını nakit alalım. Nasıl bir şey bu ya? Biz vergi vermiyoruz. Düzce bir vergi cenneti. Türkiye daha doğrusu. Bir vergi cenneti. Ondan sonra şu ne oldu? Şu değil öyle. Yani neticede soba satıp da ekmek sattım diye işlem yapan adamın kim ne anlatırsa anlatsın yani. Bir doğrusu yok ya. Bunun var mı doğrusu, ahlakı? Yani enflasyonu da hayatı da zorlaştıran ne? Şu anda vergi noktasında bir denetimler başladı. Fiyatlar artmaya başladı. Neden? Zaten sen bana 600 liralık bir veya 1000 liralık bir hizmeti verirken KDV'si, vergisi içindeydi. Ama bu resmiyete düşünce ne oldu? Rahatsız olunmaya başlandı. Ben buradan yani netice itibariyle devletin ilgilileri sorarsa kimseyi ifşa etmek istemiyoruz ama soba satıp da ekmek fişi, ekmek sattım diye %1 KDV'yi gösteren adama kimse, biz bunu söyleriz sorarlarsa.
Akçakoca Belediye Başkanı, CHP'li Belediye Başkanı, Akçakoca Belediye Başkanı burada Canan Üstüner'in konuğuydu geçtiğimiz günlerde. Güzel bir şeyden bahsetti. Şimdi Abitaş diye bir belediye şirketi var. 30 milyonluk vergi SSK borcu var buranın. Alınmış da alınmış, edilmiş, eğlenmiş. Şimdi bunlar konuşup bir netice alınacak gibi değil. Şimdi belediyeler üretken, üretmeli, kazanmalı, kazandırmalı şirketler bunun için var. AK Parti biliyorsunuz belediye meclisi olarak orada sayı olarak CHP'den yukarıda fazla. Bir uzlaşma kültürüyle Akçakoca yönetiliyor. Buranın işleyen AK Parti ilçe başkanı. Kendisi yeniden seçildi. Tebrik ediyoruz. Ve güzel bir karara imza attılar. Abitaş'a müteahhitlik yapma, konut üretme ve satma yetkisini verdiler. Bu çok güzel bir adım. Yani uzlaşma adına. Ondan sonra da bu hastanenin, yeni yapılan hastanenin olduğu yerde efendim Cüneyt Yemenici döneminden kalan bir arsa var. İşte o arsaya bir bina yapılacak. Efendim. O binadan da eczanesi, işte diğer bürosu, ne bileyim müştemelat noktasında hastaneyi tamamlayan birimler, hizmet noktaları noktasında birçok dükkanı alacak olan insan var. Birçok, 2-3 yerde Abitaş bina yapıp satacak. Ben bu kararı alan Akçakoca Belediye Başkanı'nı ve bu karara destek veren efendim Burhan İşleyen AK Parti ilçe başkanı olarak meclis üyelerini tebrik ediyorum. İşte mesela Akçakoca gerisi teferruat olarak bakılmış. Hele bu emekliye ayrılması gereken işçilerin emeklilik noktasındaki kararın da bir arkasında dursalar, ki önümüzdeki zaman ne zaman gelir bilmem ama gelirse. Şimdi şöyle bakmak lazım. Akçakoca'nın bir özelliği var. Bir seçtiğini ikinci defa seçmiyor. Bir kere seçiyor, ikinci defa seçmiyor. Akçakoca'da böyle bir özellik var. Şimdi ben Akçakoca'da AK Parti'de siyaset yapan bir ilçe başkanı, ne istiyorsun sen CHP'li belediye başkanı? Abitaş'ın borçlarını düşürüp belediyeyi iyi bir hale getirmek istiyorum. Tamam. Bir anlat bize. Anladık, inandık, tamam. Destek ver. Ben emekliye ayırmak istiyorum. Onun için kredi istiyorum. Bak, bunlar belediyenin ekonomik olarak faydasına mı? Faydasına. Tamam, yol ver. Niye? 5 sene sonra belediyeyi sen alabilirsin. Borçsuz al, harçsız al, sıkıntısız al. İşte siyasetin okulu yok. Bunları buradan anlatıyoruz ama ne kadar dinlerler bilmem. Yani Akçakoca'da üst üste seçilen belediye başkanı bir Erol Solak vardı. O da ince bir siyaset yapıyordu. Kendi rakibini kendisi belirliyordu. Siyasette bu var işte. Rakibini sen belirlersen yenersin. Ama rakibini belirleyemezsen yenilirsin. Ben buradan Akçakoca'daki siyasete yön veren kimse, il başkanından efendim milletvekiline kadar diyorum ki, belediye başkanının ortaya koyduğu makul ve mantıklı projeleri ve belediyeye para kazandıracak, imkanını açacak, fırsatını açacak, belediyeye kalite, hizmet kalitesini artıracak hizmetleri yapıp hem işe sahiplenip hem de zaten 5 sene sonra değişiyor belediye. Değişiyor. Tutmuyor insanlar. Ha, ikinci bir Erol Solak bakası olur Fikret Başkan bir daha seçilirse. Seçmiyor çünkü Akçakoca. Dikkat edin, seçmiyor. Belediye talip olanlar efendim belediyenin önünü açması lazım. Ha, açmadı mı? Açmadı. O zaman başkasını seçer. Belki mağdur edebiyatıyla aynısını seçer. Akçakoca'da güzel günler olacak inşallah. Bu kadar sıkıntıya, bu kadar enkaza rağmen o enkazın altından güzel eserler çıkacak gibi görünüyor. Ve oradaki uzlaşı da çok güzel. AK Partili meclis üyelerinin çoğunlukta olduğu bir meclisten Akçakoca'nın faydasına, belediyenin faydasına, şirketin faydasına güzel bir karar çıktı. Bunu tüm her tarafta görmek isteriz. Memleketimizin her boyutunda, her yerinde inşallah görürüz Akçakoca örneğini. Akçakoca size, siyasete örnek olacak bir adım atmış. Hepsini, AK Parti ilçe başkanını, meclis üyelerini ve belediye başkanını tebrik ediyorum ve alkışlıyorum. Efendim, cuma günü akşamı saat 6'da yorumlu yorumda buluşmak üzere. Hoşça kalın, dostça kalın, Allah'a emanet olun.